Ben Hakan Çelik. Şu anda Rusya'nın Karadeniz sahilindeki Soçi şehrindeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki bazı bakanlar ve önemli temsilcilerle birlikte Rusya'ya geldi ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir kritik görüşme gerçekleştirilmekte. Bu görüşmede masada Libya'dan Irak'a, Suriye'den Doğu Akdeniz konusuna, enerji güvenliğinden Türkiye ile Rusya arasındaki enerji işbirliği konularına kadar birçok önemli başlık var. En önemli konulardan biri Ankara'nın, Türkiye'nin yoğun ve aktif diplomatik çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde atılan adımlar. Bir taraftan da kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli girişimleriyle Dışişleri Bakanlığı, bir taraftan Milli Savunma Bakanlığı'nın önemli katkılarıyla güvenli bir şekilde tahılın Ukrayna'dan ve Rusya'dan dünya pazarlarına ulaştırılması yönünde bir adım atıldı ve bir mekanizma kuruldu. Bu mekanizmada da İstanbul ve Türkiye çok kritik bir rol oynayacak. Benim şu anda bulunduğum yer Soçi, Sovyetler Birliği döneminden bu yana en önemli tatil merkezlerinden bir tanesi. Sovyetler Birliği dağılınca da Rusya vatandaşları, Rusya yönetiminin önde gelen isimleri de dahil olmak üzere en fazla geldikleri yerlerden biri burası. Rusya hükümetinin, hükümet temsilcilerinin birçoğunun burada özel bir takım yazlıkları var. Buraya tatil amaçlı geliyorlar ama ülkenin dört bir tarafından insanlar da burayı tercih ediyorlar. Rusya soğuk bir ülke, soğuk iklime sahip bir ülke ve ülkenin önemli bir bölümünde denize girmek, tatil yapmak çok zor ama burası nispeten daha ılıman, bir miktar yağmur olan, güneş alan, denizin olduğu, plajlara girilebilen bir yer. Tabii Türkiye'deki plajlar gibi düşünmemek lazım ama burada da en azından insanların belli oranda denize ulaşımının olması, yüzme imkanlarının olması sebebiyle popüler bir yer. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında devam etmekte olan savaş sebebiyle Rusya çok ciddi bir ambargo ile karşı karşıya, biliyorsunuz. Bu ambargonun sokağa yansıyan etkilerine baktığında, yani insanlar bundan acaba nasıl etkilendi? Yani bunu tabii dışarı baktığınızda bunu gerçek anlamda ölçmek mümkün olmayabilir ama bir izlenim olarak paylaşabilirim ben sadece. Yani normal bir hayat akışında devam ediyor gibi görünüyor. Burada yani ekonomik faaliyetler, özellikle dükkanlar, bir takım alışveriş merkezleri açık. Ama tabii dışarıdan gelen yabancıların burada kredi kartını kullanabilmeleri çok zor. Kredi kartı kullanamazlar. Özellikle bu ambargonun uygulanmasıyla Rusya SWIFT programından çıkarıldığı için, bankacılık programından dışlandığı için buraya gelen yabancıların kredi kartlarını değil ancak kendi paralarını rubleye çevirerek kullanabilmeleri mümkün. Bir kere onu hatırlatalım. Bu arada birçok batılı ülke vatandaşı buraya artık kolay kolay gelemiyor. Rus vatandaşlarının o ülkelere gidemiyor olması gibi vize almak lazım. Ama bu dönemde de Rus vatandaşlarına kolay kolay vize verilmediğini, zira vize verilmiş olsa bile, vizeleri olsa bile kendi pasaportlarında uçak seferleri yapılamadığı için Moskova'dan ve diğer Rusya şehirlerinden bir ciddi problem olduğunu hatırlatmak gerekir. Unutulmaması gereken önemli bir gelişme de Türkiye bakımından kritik bir konu. NATO üyesi olmasına rağmen, Türkiye Batı İttifakı ile önemli ilişkilere sahip olmasına rağmen Rusya'ya hava seferlerini, havacılık faaliyetlerini devam ettiren, havaalanlarını kapatmayan bir ülke durumunda. Dolayısıyla Rus vatandaşları dünyanın diğer bölgelerine ulaşabilmek için Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye üzerinden bu seyahatlerini gerçekleştiriyorlar. Onun da altını çizmek gerekir. Bu tabii çok önemli. Özellikle böylesine zor bir dönemde bütün neredeyse dünya ülkelerinin, işte Çin dışında Batı kampının önemli bir bölümünün Rusya'ya ambargo uyguladığı, Rus vatandaşlarının gelişine izin vermediği, havalimanlarını kapattığı bir dönemde Türkiye'nin hem havalimanlarını açık tutması hem de bu faaliyetlere izin vermesi, bir önemli şey de Türkiye'nin ambargo uygulamaması, yani Batı'nın uyguladığı ambargolara Türk tarafının katılmamış olması, Rusya'da dikkatle takip edilen, takdir edilen önemli bir konu. Diğer taraftan Türkiye'ye özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının
bitirilmesi için en aktif, en yoğun çabayı gösteren dünya liderlerinden biri. Putin'le Erdoğan arasında bugüne kadar sayısız, yani benim sayamadığım kadar çok görüşme gerçekleşti. Kimileri Moskova'da, kimileri Soçi'de, kimileri Ankara ve İstanbul'da, bazıları Tahran'da ki kısa süre önce bu Astana görüşmeleri çerçevesinde İran lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tahran'da da bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Yani bu iletişim kanallarının açık olması iki ülke arasında son derece önemli. Bunu böyle batıdan bazen eleştirenler oluyor. Efendim işte Erdoğan neden işte Rus lideriyle bir araya geliyor? Yani neden ambargolara katılmıyor gibi bazı değerlendirmeler yapılıyor. Mesela geçenlerde bunu Almanya Dışişleri Bakanı da yaptı. Ama şunu görmek lazım. Yani eğer Türkiye'de bu ambargolara katılıyor olsaydı ve kapıları tamamen kapatsaydı, yani bunun ne faydası olacaktı Rusya bakımından? Rusya'nın çok canını acıtan bir ilave faktör olmayacaktı, ama iletişim kanallarının kapalı olması sebebiyle bugün gerçekleştirilebilecek önemli birçok başarı, mesela tahıl koridorunun açılması, insani bir takım faaliyetlerin yapılması, tahliyelerin gerçekleştirilmesi gibi konular gerçekleştirilemeyecekti. O bakımdan ben Ankara ile Moskova arasında bu diyalog kanallarının açık olmasını son derece önemli buluyorum, önemli olduğunu değerlendiriyorum. Şimdi ben bir taraftan bu notları paylaşırken arkamda da işte plajda güneşlenen insanlar, biraz bugün hava kapalı, parçalı bulutlu. Burada bisiklete binen insanlar görüyorum. İşte dondurma yiyenler, bir takım içeceklerini yudumlayan insanlar var. Yani tam tabii birebir karşılığı değil, ama burası Rusya toprakları, Rusya şartları açısından değerlendirildiğinde Rusya'nın bir anlamda Miami'si olarak değerlendirilebilir. Öyle bakılabilir. Yani buraya çok popüler yerlerden biri. Zaten insanlar buraya geldiğiniz zaman görüyorsunuz. Yani Rusya'nın diğer böyle alışıldık klasik şehirlerine benzeyen bir niteliği yok. Bir sayfiye ortamı söz konusu. Tekrar gündeme döneyim. Şimdi Türkiye ile tabii Rusya arasında böyle bir görüşme kanalının açık olması son derece yararlı ve önemli, ama bir taraftan da her konuda iki ülkenin anlaşabildiğini söyleyemeyiz. Mesela Libya'da karşı karşıya geldi iki ülke, Ankara ve Moskova. Dağlık Karabağ'da ciddi görüş ayrılıkları oldu. Suriye'de anlaşabildiğimiz konular olduğu gibi anlaşamadığımız konular da var. Belli alanlarda istihbarat işbirliği var, ama Rusya, yani PKK ve YPG konusunda Türkiye'nin beklentilerine çok yaklaşan bir ülke olmadı. Diğer taraftan Esad'la ilişkiler Suriye konusunda da Ankara ve Moskova arasında bir ciddi görüş ayrılığı olmaya devam ediyor. Rus tarafı Türkiye'yi doğrudan Esad'la görüştürme gayreti içinde oldu bugüne kadar. Ama Türkiye en azından yani bugün itibariyle bu doğrudan görüşmeleri kabul etmedi. Daha alt düzeyde, askeri düzeyde veya istihbarat kurumları düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı, Devlet Başkanı Putin arasında bugün Rusya'nın Soçi şehrindeki görüşme ajandasında bütün bu konular var. Savaşın sona erdirilmesi, kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için Türkiye'nin gayretleri sürmeye devam ediyor, devam edecek. İkili işbirliğinin arttırılması, ticaret hacminin arttırılması için de bir karşılıklı bir anlayış birliği var. Şu anda iki ülke arasında 35 milyar dolarlık bir ticaret söz konusu. Ama bu tabii uluslararası ambargolar ve bir takım ticaret zorlukları nedeniyle bu oranın artırılması kısa zamanda çok kolay, çok mümkün olmayabilir. Türkiye'nin az önce söylediğim gibi Rus vatandaşlarına kapıları açık tutuyor olması sebebiyle Türkiye bir önemli turizm ülkesi olarak Rusya'dan ziyaretçileri almaya devam ediyor. Ben bu sene önemli sayıda Rus ziyaretçinin ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'yi ziyaret edeceğini düşünüyorum, değerlendiriyorum. Bir önemli konu daha var gündemde. O da Türkiye'nin enerji arz güvenliği. Bir taraftan doğalgaz, petrol. Türkiye, Rusya'dan önemli oranda doğalgaz ithal eden bir ülke. Bu konuda şu anda kısa vadede bir sorun görünmüyor, ama bu uluslararası ambargolar bu süreci, yani ticaret, küresel ticaret ve bölgesel ticarete nasıl etkiler yapacak, biraz bunları izlememiz lazım.
Bir önemli konu başlığı da geçtiğimiz günlerde de kamuoyunda gündeme gelen, hatta benim de bu konuda yazdığım birkaç yazı vardı. Akkuyu Nükleer Santralı. Bu konu Türkiye için son derece önemli bir büyük yatırım. 4 ünitesi tamamlandığı zaman Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin %10'unu karşılaması bekleniyor. Fakat bu bir önemli oranda Rus yatırımı olan bu girişimde Rus tarafını temsil eden Rosatom kurumu Türkiye'de bu projeyi birlikte gerçekleştirdiği inşaat faaliyetlerini, santralin yapım faaliyetlerini birlikte gerçekleştirdiği Türk tarafından bir şirket olan, ortağı olan IC Holding'e bağlı İçtaş'la sözleşmesini feshetti. Bu tabii çok büyük bir rahatsızlık yarattı Türkiye kamuoyunda, ilgili taraflarda ve ilgili şirkette. Söz konusu şirket bunu uluslararası tahkime, Londra'daki mahkemeye götürme kararı aldı. Eğer bu konuda bir düzeltme gelmezse bu Türk tarafının ve Türkiye'nin nükleer enerji santralı üretme kapasitesinin sınırlanması anlamına gelecek. Çünkü çok ciddi bir know-how birikimi söz konusu olmuştu bu Türk şirketinin çalışmaları nedeniyle ve benim anladığım kadarıyla bugüne kadar taahhütlerini yerine getirmeme ve bir yani yanlış bir durumun içine düşmek gibi bir şey söz konusu olmadı. Buna rağmen Rusya neden böyle bir adım attı, neden böyle bir karar aldı? Bu yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Putin'le gerçekleştireceği görüşmenin gündem konuları arasında. Evet, bütün bunlar bir genel itibariyle Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok boyutlu, yani 500 yıllık tarihi olan, çok derinlemesine çerçevede ele aldığımızda farklı elementleriyle açıklayabileceğimiz, anlatabileceğimiz Ankara-Moskova ilişkilerinde yeni durumun özeti böyle. Tabii Türkiye'nin bugünlerde devam ettirmekte olduğu ve biraz daha genişleterek devam edeceğini de ilan ettiği Suriye'deki terörle mücadele operasyonu konusunda da bundan sonra atılacak adımlar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben Rus muhatabını da şu anda bilgilendirmekte olduğunu düşünüyorum. Özetle Soçi'den Rusya'nın Karadeniz sahilindeki Türkiye'nin hemen karşısındaki Soçi'den değerlendirmeler böyle. Detayları aktarmaya devam edeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum.